Herkese merhaba. Bugün sizlerle hasta bir şekilde karşınızdayım. Sesim biraz kötü çıkıyorsa affola. Sizlerle beraber son zamanlarda yaptığım alışverişlerimi paylaşacağım. Şuraya bakmam gerekiyor, hep unutmuşum. Kendime bakıyorum. Neyse, kameraya bakarak çekmeye devam edeceğim. Öncelikle eShop'tan yaptığım küçük, yani hepsi ufak tefek alışverişler aslında ama böyle hepsini toplu göstereyim dedim. Öyle toplasanız çok fazla bir şey yok ama yine de hatır sayılır dedim, yani bir video atayım artık. Zaten ayda bir video atıyorsun. Neyse, başlıyorum. Öncelikle eShop'tan şöyle kocaman bir yuvarlak pamuk aldım. Yüzlü pamukmuş. Ne diyor? Soft touch falan filan diyor. Neyse, geçiyorum. Bildiğiniz pamuk yani. Hemen bir sonraki ürünüme geçiyorum. Bunu da yine eShop'tan aldım. Hani öylesine denemek için aldım. Asetona ihtiyacım vardı. Bitmek üzereydi benimkisi. Bu Beauty Girl'ün nemlendirici çilekli asetonuymuş. Bunu aldım. Sonra dur. eShop'tan devam edelim. eShop'tan aldığım bir diğer ürün ise Otacı'nın bu gül suyu. Ben bu gül suyunu daha önce çok fazla kullandım. Ve çok memnundum, yani cildime verdiği hissiyat olsun, temizlik olsun. Zaten hani hassas bir cildiniz varsa her ürünü kullanamıyorsunuz. Her ürün iyi gelmiyor. Çoğu sivilce falan yaptığı için ben de bunda öyle bir şikayetim olmadı. Buna bakabilirsiniz. Ondan sonra hemen gösteriyorum bir diğer ürünümü. Bir diğeri ise bu Owinna markasının yüz yıkama jeliymiş. Bu da ikisi 54 liraya falan mı gelmişti? Hatırlamıyorum tam fiyatını da, böyle ikincisi 10 TL indirime falan geliyordu. Bu ikisini aldım. Hani stok yaptım. Yüz yıkama jeli sonuçta sürekli kullandığımız bir şey. Ondan sonra hemen şuna geçelim. Bu da Neutrogena Satin Clear yağsız yüz nemlendiricisi. Yüz nemlendiricim maalesef sivilce yaptığı için onu direkt elden çıkarmayı hiç kullanmıyordum. Artık dedim bir tane krem almanın zamanı geldi. Bunu aldım. Kesinlikle çok güzel bir nemlendirici. Asla sivilce yapmadı. Onu söyleyebilirim. Çünkü çoktan denedim ben bu ürünleri. Bir süredir hani. Bir süredir dediğim çok kısa bir zamandır kullanıyorum. Birkaç günde olsa. Ama kokusu berbat. Gerçekten yüzünüze böyle zerdeçal sürüyor musunuz, bahara sürüyor musunuz gibi oluyor. Çok memnun kaldım ama sırf kokusundan dolayı tekrar almak istemiyorum. Tekrar almayacağım. Ondan sonra başka kaldı mı? eShop'tan bir şey kalmadı sanırım. Aslında kaldı. Dur dur. Nerede kalmadı var. Birkaç ürünüm daha var. Hemen gösteriyorum. Ben tabi paketlerini açtım bu arada hepsinin. Bu Golden Rose'un Shear Shine lipstiklerinden aldım. Bunun 6 numarası 21 lira gibi bir şeye düşmüştü. Şöyle pembe, hani kullanışlı bir rengi var. Dedim kullanırım, yani 21 liraya ruj mu kaldı? Değil mi? Ondan sonra yine eShop'tan almış olduğum bu Golden Rose'un My Matte Lip Ink serisindeki 09 numaralı ruju. Bunu da 29 liraya falan aldım. Şöyle göstereyim size rengini. Böyle güzel pembik bir rengi var. Bu da yani kullanışlı olur. Abi yani 21 liraya, 29 liraya ruj mu kaldı? Kalmadı gerçekten. O fiyatlara maalesef artık BİM'de bile ruj yok. Yani BİM'deki de galiba 30 lira olmuş. Aynen öyle. Tamam, bir saniye. Bir şeyim, ürünüm daha vardı ama ha tamam, buradaymış. Aynen buldum. Hemen bunu da göstereyim size. Bu da Golden Rose'un Glow Kiss isimli böyle tinted lip balmı. Bunun rengi kırmızı. Nivea ile karşılaştırdım. İsterseniz bir videonun içerisinde Nivea ile karşılaştırdığımın videosunu da çekebilirim. Hani fikirlerimi falan da söylemiş olurum. Hani arasındaki farkı görmeniz için. Ben çok beğendim, çok memnun kaldım. Verdiği kırmızılık, verdiği nemlendirici çok güzel. Kısaca bir özetle geçelim kullandığım için. Ondan sonra A101'e girmiştim. Bunu kasanın yanında gördüm. Alfa Arbutin Face Serum diyor, Thalia markasının. Kaç liraydı bu? 26 lira falan gibi bir şeydi sanırım. Tam net hatırlamıyorum. Bunu dedim bir deneyim, yani uygunmuş fiyatı ve şurada da görebilirsiniz vegan bir ürün aynı zamanda. Aldığım günden beri kullanıyorum her gece. Bir tek dün gece sürmeyi unuttum. Yani güzel bir ürün. Ben bir tık aydınlanma gözlemledim gibi, bir 4-5 gün oldu sanırım kullanalı. Tabii kendi daha uzun süre kullanmak lazım bu tarz ürünlerle alakalı kesin bilgi vermek için. Ben memnunum şu anlık. Sivilce yapmadı, şaşırdım doğrusu. Çünkü Maruderm'in bir nemlendiricisini aldım. Böyle morlu beyaz bir ambalajı olan var ya, leke açıcı olan. O bende minik minik sivilceler yaptı. Bir de şey almıştım. Hangi markaydı o? Javenil markasıydı galiba. Aynen, Javenil markasının %5'lik C vitaminli falan bir serumu vardı. O da bende sivilce yaptı maalesef. Maalesef ki.
Ah. Neyse. Gratis'ten aldıklarıma geçeyim. Gratis'ten de Lancôme bu waterproof rimelini aldım. Bu rimelde 29 lira falandı yani. Bayağı uygundu. Denemek istedim. Fırçasını şeye benzetiyorlardı. Bunu Lash Sensational'a benzetiyorlardı. Bakacağım ona. Deneyeceğim bir ara. Sonra şunu aldım. İhtiyaç alışverişi. Head & Shoulders'ın mentollü şampuanı. Bir de yağlı saçlar için olan bu limon ferahlığını aldım. Şu anki kullandığım şampuandan memnunum aslında ama hani bilmiyorum mevsim geçişlerinden bir ya da hani şey derler ya bir ürünü sürekli kullanırsanız ona hani saç deriniz alışıyor ve onun etkilerini gözlemleyemiyorsunuz. O yüzden eski şampuana bir döneyim dedim. Dedim hani belki iyi olur. Neyse. Bir sonraki ürünüme geçiyorum. Bu Elidor'un Hindistan cevizli serumunu aldım. Buna ikiliydi. Şeyden aldım bunları. Trendyol'dan aldım. Bunlar bayağı bana bir çetrefilli geldiler. Yani ürünlerle alakalı bir problem olduğunu sanmıyorum ama ürün bir türlü elime gelemedi maalesef ki. Neyse bir sonraki ürünümü göstereyim. Şunu aldım. Grünlik markasının hoparlörü. Bu 20 saat çalma özelliği olan ve suya dayanıklı tasarımı olanını aldım ben. İndirim vardı dedim. Hani aklımdaydı bir süredir deneyim hani ne kaybederim dedim. Gerçekten verdiği bas sesinin kalitesi, netliği ve yüksekliği çok güzel. Hani uygun fiyata güzel bir hoparlör arıyorsanız buna şans verebilirsiniz diye düşünüyorum. Bir saniye hemen geliyorum. Yes geldim. Şimdi bunu da şeyden aldım. Şok'tan aldım kasa arkasından. Sersodyum markasının diş macunu. Bu da 15 lira mıydı, 20 lira mıydı hatırlamıyorum. Uygun bir fiyatı vardı. Yani güzel bir diş macunu değerlendirebilirsiniz. Kasa arkası indirimleri genelde A101 ve şoklarda güzel şeyler olabiliyor. Sonra A101'leri aktüel ürün olarak gelen bu Dermokil'in peeling maskesini aldım. Bu kim maskesi bildiğiniz. Rengini de şöyle gösterebilir miyim size bilmiyorum ama bir deneyelim. Şöyle çok açık bir pembe. Güzel bir rengi var. Yani normal kil maskem azalmıştı. Bitecekti yani ihtiyacım vardı. Onun için aldım. Arada bir yapmaya çalışıyorum. Haftada bir kere falan. Çok fazla yapmıyorum. Çünkü yanaklarım çok fazla kuruyor maalesef ki. Neyse bir diğer ürünüm yine bir yüz temizleme jeli. Ne kadar çok yüz temizleme jeli almışım artık. Bir sene almam neyse. Bu da Dermokil'in yine gül özlü gözenek sıkılaştırıcı yüz temizleme jeliymiş. Bunu hiç denemedim daha. Çünkü şu an Simple'ınkini kullanıyorum. Simple'dan da çok memnunum. Asla cildinizi kurutmuyor. Çok güzel bir şekilde temizliyor. Ve çok az almanız da yetiyor aslında. Başka bir şey kalmadı sanırım gösterebileceğim. Aynen. Alışverişim bu kadar. Aslında iki tane daha şey aldım. Bu Elserin saç güzelleştirici kreminden aldım ama onlar gelmedi. Şunlar ben iptal oldu diye biliyordum. Para iadesi falan bekliyordum ama olmadı. Onları da almış bulundum. Neyse. Uygun fiyata saç yağı, saç kremi göz çıkarmaz diyoruz. Ve videomu burada noktalıyorum. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma destek olmak isterseniz videomu beğenmeyi unutmayın. Paylaşmamı istediğiniz şeyler olursa onları da yorumlarda benimle lütfen paylaşmayı unutmayın. Ben hasta hasta çekiyorum bu videoyu ama umarım siz iyisinizdir. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşça kalın.